arkadaşlar. Ben Mimar İzle kanalından Rıza Kılıç. Bugünkü dersimizin merkezinde Revit Site Designer eklentisi plugin'i var. Bunun nereden ve nasıl indirilir ve Revit içerisine nasıl yüklenir ve bilgisayardan tamamen nasıl kaldırılır gibi işlemleri hızlı bir şekilde yapacağız. Nereden indirilir kısmında Autodesk web sitesindeki Autodesk account'undan da indirebiliyoruz ve aynı zamanda Autodesk Desktop App uygulamasında, yani masaüstü uygulamasından da indirebiliyoruz. İlk tercihimizi Autodesk web sitesindeki Autodesk account'tan yapacağız. Direkt Autodesk account. Autodesk hesabımıza giriş yapmak için sign in diyoruz ve daha önceden girmiş olduğum için direkt girecek. Siz de giriş yapabilirsiniz. Bu bölüme giriş yaptıktan sonraki bölümde Manage Product and Downloads, ürünleri ve indirmeleri yönet kısmına geçeceğim. Product Updates bölümünde Site Designer için Revit 2018 ve Revit 2017 olduğunu görüyorum ama benim versiyonum 2020. Dolayısıyla burada göremediğim bu ürünü ben ikinci yolu tercih ederek deneyeceğim. Masaüstü yazılımına Autodesk Desktop App masaüstü uygulamasını açarak ben Revit bölümünde Revit Site Designer Extension 2020'yi update ediyorum. Yüklüyorum. Şu an indirme gerçekleşiyor. Birkaç dakika boyunca bu sürebilir internet hızına bağlı olarak. Evet diyorum. Şu an yükleme gerçekleştiriliyor. Açık olan Revit uygulamasını kapatıp tekrar açıyorum. Tekrar açma işlemi bu plugin'in aktifleştirilmesi adına. Açıkken bazı sıkıntılar çıkarabiliyor, yani eklemleri çalabiliyor. Revit uygulamasını tekrar başlatmamız gerekebiliyor. Aktifleşti. Baktığımızda burada Site Designer eklentisinin Revit uygulaması içerisine geldiğini görüyorum. Hemen bu Site Designer eklentisine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Site Designer eklentisini Revit içerisine eklemiş olduk. Peki nasıl kaldırılır kısmında denetim masası program kaldıra tıkladığımızda Autodesk Revit Site Designer çift tık ve evet dediğimiz anda bu eklentiyi kaldırmış olacağız.